Selamlar arkadaşlar, Sacidesi'ne hoş geldiniz. Ben Erkan. Evet, oyunumuz devam ediyor. Şuradaki yemek deposunu yıkıyorum arkadaşlar. Şu bizim dronlarmış. Şuraya koyacağım. Şu hub'la, şu hub'ın rahatlıkla ulaşabileceği bir bölge olduğu için buraya koyalım ki rahat bir şekilde kullanılsın diye düşünüyorum. Evet, şimdi önce yemek deposu. Aslında universal depo var ama bence... Neredeydi lan depolar? Allah'ım yarabbim, kafa gidiyor bazen. Şöyle şunu arkasına yerleştirelim. Başka şeyler de yapabiliriz burada. Ya arkasına değil, şu yanına yerleştirelim. Burada ne var? Polimer, elektronik, metal, konkretimiz azmış burada. İşte bir tane konkret deposu mu yapsam buraya? Neden olmasın? Yaptım. Hem bu hem bu ulaşabiliyor değil mi? Evet, ulaşabiliyor. Şuradaki binayı ben yıkmıştım. Kalıntılarını kaldır. Yenisini yapalım. Hemen konkret çıkartıcı. Pardon. Şöyle. Şimdi maksimum rakamı nerede alırız ona bir bakmamız lazım. Dur acı bir açalım da. Şu bina yok olsun. 400 gördüm. 417. 450. 6. Bir tık daha geri. Heh. Sanırım budur abi. Yani buralardan da alınabilir ama ben en yükseğini alayım. 456 budur. Şuraya hemen bir elektrik çekelim. elektriği şuradan. Aynen biliyorum Genco. Hemen şuradan da temizlik. Gerek yok yani çünkü ona. Bu dumping site'a adamlar bak mesela şunu bu yetişebiliyor. Evet, bu yetişebiliyor buna. Sanırım şu da şu yok. Sadece bu. Sadece bu yetişiyor buna. Dumping site'lar uzakta kaldı o zaman. Ne yapacağız? Şuraya dumping site koyalım. İleride bu dumping site'lardaki taşları kullanarak bir şeyler yapabiliyormuşuz. Öyle duydum. Hacı burada iki tane drone var. Yakıtı tamam. Hadi yürü git. Başka bir şey var mı? Rare metal ne kadarımız var normalde? Nerede göremiyorum. 3 tane var. 3'ü de burada mı? Yok. Bir tanesi nerede? Allah Allah. Nerede o? Bir tanesi. Ya rare metal'i zaten biz başka cihazlarda da kullanıyoruz. Ben bunu gönderiyorum o yüzden. Elektronik fabrikası kullanıyor bunu. Stored rare metal. Evet. Gördüğünüz gibi. Enteresan bazı mekanikler yapmışlar gençler. Yani bu bir... Aa! Ona rağmen mi bu kadar az yemeğimiz var? Ama şurada depoları doldurmuşlar. Niye ki? Hacı niye iki o zaman ya? Sen bak burada da yemek var. Bu lanet yemek üretemiyor gerizekalı cihaz. Evet, burada da azalım. Eleman çalışıyor. Konkretleri buraya taşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Tamam, taşısınlar, sıkıntı yok. Bu niye yapmıyor hiçbir şey? Şu rover yapıyor her şeyi. Gerçi ona rağmen iş fazla kalabalık değil yani. Sterling Generator dediğim geçen bölüm demiştim arkadaşlar. Onu yapalım. Yapalım ki daha fazla. Aa bak bu da gelmiş. Ne diyor? Hawking Institute. Ben daha doğrusu research lab yapamadım. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Şunu bir açalım belki bir şey çıkar. Bu hidroponik farm için oksijen ve improved soil quality. Bir dakika ya. Soil quality derken? Burada soil quality diye bir şey yok ki. Garip.
Bunun önemini bir arttıralım. Bu ne? Set except workforce no restrictions. Only specialists accepted. Deyince kimse gelmedi. Bir dakika, şu o çalışanlardan biriydi değil mi? Neymiş bu? Bilim adamı. Ya gidin yerinizde çalışın ya. Allah aşkına bu nedir ya? Bak burada elemanlar çalışıyor güya. Saat kaç? Gece olmuş galiba, o yüzden mi? Yani şu anda aslında bunlar burada değiller mi? Ben anlamadım. Mühendis yok mu yani? Adam mı kalmadı lan? Adam mısınız lan siz? Ne biçim adamsınız? Niye doğru düzgün çalışmıyor bu insanlar ya? Oksijen shortage var. Su da var. Su sıkıntısı da var. Oksijen sıkıntısı var. Niye? Pipe leak var. He, nerede? Oha, ta en başında varmış. Ama gitti. Düzeldi mi? Düzeldi. Tamam. Abi çok sıkıntı, baksana. Tek bir kaynağımız burası olunca. Bunlar dolmuş bu arada. Hemen buraya yeni damping site yapalım. Shift'le koyalım öyle 3 tane. Yok, 2 tane yeter mi? Şey. O roket gitmiş. 48 milyon dolar geldi ama bir halta yaramaz abi. 24. Yeter lan. Su çıkarma kaynağımız burası yani. Biz su deposu buralara bir yere koyalım. En azından normal şartlarda dolsun. Bak burada mesela bir delikten dolayı şurası sıkıntıya girecek. Henüz girmemiş ama girer. Baksana. Yani. Şimdi elektronik 26, makine parçası tamam. Ama bak burası üretim durdu. Ben en iyisi şunu normale çevireyim de bir eleman gelsin ya. Neyse, biz rokete geri dönelim. Yine insan çağıracağız. Ne kadar yerimiz var bu arada? Dur lan ya, dur ya, dur. Bir şey diyeceğim, burada niye insan yok? Niye? Ciddiyim yani. Bir dakika. Gece mi şu an? Yok. 13 kişi var burada abi. Ne yapıyor bu insanlar? 3 kişi buraya gelmiş. 2 kişi burada çalışıyor. Burası boş. Hidroponik farmda bir kişi çalışıyor. Bilim merkezinde burada çalışan yok. Burada bir kişi çalışıyor zaten. Evet bak, özellikle elemanları reddetsin burası. Gerek yok çünkü. Tamam. Gerek yok abi buralara. Burası neydi? Research Lab. Scientist. Niye moralin düşük? Bayağı yiyeceksin bak. Research Technology. Open. Select New Technology Research. Bu zaten şey yani. Oraya kısa yol koymuşlar. No restrictions. Bunlar. Bilmadım. Yok abi. Restriction koyalım ya. Hidroponik. Çok önemli değil ama. Specialist dersem şimdi. Buraya botanist. Niye botanist eksiğimiz var bu kadar ya? Ay deli olacağım ya. Vallahi billahi. Bıktım bu adamlardan. Bir bebeğimiz var ama bebeğe yer yapmadık bu arada. Evet. Harbiden geçen Martian Born çıktı ya. Bakmadık da ne yaptı ne etti. 25 kişiyiz. 24 olmamız gerekirken 25'iz. Demek ki bir bebeğimiz var. Nerede o bebek? Hmm.
Yaşları gösterse işte anlayacağız ama. Heh. Children, one children. Peki buradan mesela şurada bakabilir miyiz? Çocuk burada değil. Çocuk burada. Çocuk burada abi. Evet. Acaba çocuğu böyle etrafta görebilir miyiz? Şu mu mesela? Ütopya. Adına bak. Evet, çocuğumuz burada abi. Oynayacak yer yok. Hiçbir şey yok. Vallahi yazık yine. Bu arada dronlar da kocamanmış ya insana göre karşılaştırılınca. Baksana. Yani bayağı devasa şeyler. Bir tepesinde böyle havada eşya gibi böyle taşıyor. Hadi bu çocuğa bir şeyler yapalım ya. Yani bir dom daha yapacak durumumuz şu anda yok ama. O çocukta bir sürü şeye ihtiyacı var. Okula ihtiyacı var. Böyle okulsuz mokulsuz böyle saçma sapan büyüyor yani şu anda. Dur şöyle göstereyim. Nursery'ye ihtiyaç var. Onu çoktan yapmış olmam gerekirdi. Apartman değil de nursery. Nursery aslında çocukların yerleştiği alan gibi düşünün. Yani aslında şu yer evler gibi. Bu da çocuklar için ev. Öyle garip bir şey işte. Bu da oyun alanı. Oyun alanı tamam büyük değilmiş en azından. Okul. Oha okul büyükmüş. Ama bayağı da bir elektronik istiyor. 10 elektronik ve bakımı da 2 elektronik. Abi ne yaparsan yap zarardasın ya. Hacı nasıl olacak bu iş ya? Bir dom da buraya mı yapayım yani şimdi? Artık yani domun hani şu malzemeler yakın olsun diye uğraşıyorduk. Ama artık onu geçtik. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu drone ne yapıyor burada? Going to polymer factory. Tamam hocam şuraya bir dom yerleştirelim o zaman. Yeni bir dom daha yapıyoruz. Biraz uzaklaştıralım ki etrafına bir şeyler sığsın. Bu da çocuk domu olsun. Ne yapayım ya? Yer yok. Yani dom yapmakta bir şey yok zaten. Biliyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Biliyorsunuz. Neredeydi o? Bağlanmayacak mı bu? Tamam bu yapılsın bakalım. Oraya da çocuklara özel bazı şeyler ekleyelim. Ondan sonra cama. Bir de baksana tek elektrik geliş noktamız bu. Değil mi? Mesela şu ikisinin arasına da elektrik hattı çekebilirim. Şurada bir sakatlık olsa. Ama çok güvenlikli düşünüyorum ya. Salla ya. Allah gereksiz güvenlikli düşünüyorum. Tamam. Konkret koyduk. Yemek deposunu da oraya yerleştirdim. Not enough workers. Tamam. Roket gitti galiba değil mi? Evet. İşçi yok abi bunlarda. Kablo. Tamam. Sen ne yapıyorsun ki? Kaşif misin? Nesin? Tamam. Kamyon nerede? Aa kamyon almış burada. Yine crab failure. Zaten ne becereceksiniz anlamadım ki. Ne becereceksiniz anlamadım yani. Burada çok anomali var. Aslında şeyi yapmamıza artık ihtiyaç var. Bizim yine insan getirelim diyeceğim ama koyacak yerimiz pek yok artık.
Şurada apartman yapmayı düşünüyordum ama. Bir şey diyeceğim. Şunun yerine apartman yapalım şuraya. Şurasını boşaltalım. Apartman şey yapmıyor. O kadar rahat değilmiş. Mutlu olmuyormuş insanlar orada. Hadi birer tane apartman yapalım. Yapacak bir şey yok. Her türlü apartmana geçeceğiz zaten. Bir dakika, apartman şurada mıydı? Yok. Nerede? Ha, dom. Apartman şu. Apartman şu. Tamam, bu apartmanlar yapılana kadar biz de yeni yerleşimcileri çağıralım. Specialization'a göre bir şey diyeceğim. O şey bitti mi? Allah aşkına, o bitmeden çağırmayalım. Bitmiş çok daha. Değil mi? Şu muydu? Aynen. Süper. Şimdi bir bakalım. O bittiğine göre daha değişik şeyler çıkabilir. Passenger 103.54 diyorsun. Bir clear de bakalım. Ona göre bir seçelim. Age group. Bunu istemiyoruz. Bunu da istemiyoruz. Tamam. Güzel yetenekler buradan çıkıyordu ama 70 adult youth. Ondan sonra geri gel. Quirk'lara bakalım. Turist istemiyoruz. Guru mu? Guru ne lan? Guru. Perk'ler içerisinde Saint yok. Genius o da yok. Bunlar olsa iyi oluyormuş baya. Tamam, şimdi gelelim özelliklere. Yaş grubunu seçtik. Tamam, özellik. Gerek kalan başka bir şey yok. Yine mühendis istiyoruz. Bilim adamı istiyoruz. Botanist istiyoruz. Medik istiyoruz. Jeolog istiyoruz. Hepsini istiyoruz abi. Bir tek officer istemiyoruz. No specialization. Onu da sonraya bakalım. Review diyeceğim ama uzun sürecek ya. Mühendis, jeolog, botanist. Jeolog, medik. Bir şey diyeceğim. Bunu geri al. Bilim adamını ve jeologları geriye bırakalım. Sonra şey yapalım. Onları sonra seçeriz. Mühendis dedik. Süper. Survivor. Alkolik. Gel abi ya. Lazy nerd. Gel. Bulamıyoruz abi başkasını. Ne yapalım? Çok kötüsünü almayacağım da ama alışın. Alkolik. Bu ne? Will randomly visit medical buildings and take sanity damage if unable to do so. Tamam, gel. Hippie, gel. 150 chance to lose 20 cent gambler. Belki onu almayabiliriz. Hippie, gel. Bir ne ya? Winers, gamers. Gambler. Bu ne? Özel botanist, gel. Vegan, gel abi, gel, hiç sıkıntı değil. Mühendis daha. Full mühendis mi getiriyoruz yani? Bruton'u istemiyorum. Lazy olabilir belki ama. Rugged, bu iyi. Mühendis. Zaten bayağı bir doluyuz. Botanistler ve mühendisler. Enthusiastic. Religious chronic condition. Dursun. Hippie, gel. Loners. Religious. Botanist, composed, survivor, melancholic. Olabilir aslında bu. Tamam, 12'yi doldurduk abi bunu da seçince. Başka var mı? Medic almadık. Gel abi, son seçtiğimi geri bırakayım. Onun yerine medic alalım. Bir tane, çünkü medic'imiz yok. Bir tane medic en azından bulunsun. Bir dakika, bu iyi miydi? Yok lan, felaket. Bakalım medic. Medic. Yok. Jeolog almıyorum ama valla jeolog alsam belki iyi olurdu ya. Nerede? Başka medic yok mu lan? Burada bir tane var. Egil. Bu da mı kötü?
Bu, heh, bir tane daha varmış. Al işte, bu güzel. Peki, bir medik. İki, işte bir, birer tane botanist mühendis. Üç mühendis, üç botanist, dört mühendis, dört botanist, beş, altı botanist olmuş. Botanistlerin sayısını çok abarttık galiba. İpi, böyle özelliği biraz kötüyse onu bırakalım botanistlerden. Aslında fena değil bu ama. Ha mesela, ama lazy nerd. Tamam, bunu bıraktım. Onun yerine şey alalım. Bir tane jeolog alalım. Mesela şu nasıl? Yok. Yani bir dakika bakayım. Şey, gluton istemiyorum ya. Bu da gluton çıktı. Jeologlar hep çok mu yemek yiyor? Alkolik jeolog. Dur abi, belki daha iyisi vardır. Jeolog. İşkolik ve dindar. Tamam, güzel. Bu iyidir. 12 eleman daha getiriyoruz böylece. Gönder abicim, gönder. Lunch. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Yine makine parçası konusunda sıkıntımız var. O yüzden mühendis, alabildiğince mühendis aldık. Yalnız burada bayağı bir çalışan var artık ya. Özelliksiz ama yarı yarıya. Lan hiç mühendis yok ya. Jeologlar burada çalışıyor. Bilim adamı. Özelliksiz elemanlar. Bu ne? Tamam, aslında mantıklı. Biraz da yapay zeka eğer devreye girmişse mantıklı oluyor yani. Tamam, crop failure hep burada oluyor. Yani uyuz ettin beni ya, crop failure. Şu an çalışan yok burada. Ney? Makine parçası ve yemek. Bizim daha fazla yemeğe ihtiyacımız var, orası kesin. 60 oldu. Yani bu ikisini kullanacağız ta %100 olana kadar. Şu bina yapılsın, apartman. Ben şunları yıkacağım abi. Hiç kaçarımız yok. Ha, bunu yapmışız. Burada kaç kişi yaşıyor ki zaten? 13 kişi. Apartman zaten bayağı bir yer şey yapabiliyor. Comfort'la alakalı bir... Heh. Advanced, ha, less fuel. Tamam abi, süper. Bundan sonra şey yapabiliriz. Bunun comfort özelliği ne diyordu? Var mı öyle bir yerde yazan? Tamam, ben turned off. Hepiniz geçin bu tarafa. Herkes oraya gitti zaten. Ben de bunu yıkarım abi. Kaldır kalıntıları. Şimdi buraya ne yapalım? Hacı. Bir apartman yeter şimdilik. Daha ileride belki artırırız burayı. Buraya başka bir şey yapalım. Apartmanın şeklini değiştirir mi? Mesela. İki çeşit mi var sadece? Neyse. Çok da fark etmez. Ha, comfort of residence 35'miş. Öbürü 50. Şurada var hala değil mi? Nerede yazıyor? Şurada yazıyor bak. Az öncekinde niye yazmıyordu? 50 değil de 35'e dönüştü. Bu iyi olmadı aslında ama. Roket gelmiş Genco. Hemen indirelim şunu. İndirelim, buraya insin. Bence uygun bir yerdir burası. Tamam. Yine mi süreli olur? Tüh. Burada bütün malzeme tamam. Sadece biraz konkreti getirecekler. Burası tamam olacak. İnşaat
gerçekleşecek. Tamam, harika. Yemek sıkıntımız varken aslında yemek sıkıntısı derken buraya tarım yapalım hacı. He. Hemen tarım. Neredesin tarım? Tarım. Çok ihtiyaç var abi tarıma. Bunu önceliklendirelim. Yaşlılarımızdan bir tanesi ilk ölenimiz oldu. Each time a contestant dies from a non-natural death, two applicants leave the pool. Yani doğal olmayan yollarla ölen birileri olursa diyor. Başvurular, hani roketi gönderip de eleman getiriyoruz ya, bu başvurulardan iki tanesi siliniyor. Vazgeçiyorlar yani gelmekten. Gayet mantıklı yani. Ulan Allah, başlarına neler geldi ya, boşver abi gitmeyelim, bizim de başımıza gelir gibi böyle şeyleri var. Güzel. Bu yaşlılıktan öldü, normal. Çünkü yemek gerçekten sıkıntı şu anda. Gerçekten sıkıntı. Yani 13 yemeğimiz var ama. Ha, doğum yapıldı. Hemen buraya sadece çocuklar kabul ediliyor diyorum. Diğerlerinin hiçbirini kabul etmiyorum. Apply. Back. Close. Buraya şimdi şey yapalım. Şurada var mıydı? Heh. Nursery. Bir tane nursery yapalım ya. Nursery'de kaç kişi yerleşebiliyor? 8. Zaten bir tane çocuk var. Bir tane oyun alanı. Şöyle. Bir de okul. Şöyle düzgün dursun. Şimdilik bunlar yeter. Bu üçü. Abi çocuklar için bu üçü önemli. Şimdi genel anlamda bunlar yeter. Şimdi acaba düşünüyorum da buraya yine bir diner miner tarzı şeyler yapmamız gerekiyor mu? Çocuk doğumuna. Bir diner yapalım. Ne olur ne olmaz abi. Çocuklar açlıktan ölmesin şimdi. Ondan sonra tabii park mark bir şeyler, onları da yapmamız lazım. Alley değil de şey neydi o? Stone Garden. Yok abi dur. Normal garden yap. Şöyle. Bir tane de şöyle sallıyorum şimdilik. Bakalım. Şimdi su üretimimizi artırmamız lazım. Daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız. Buraya yeni bir su çıkarma makinesi yerleştirmemiz lazım diyerekten. Water extractor. Hemen buraya kabloyu çekelim. Bir de tabii ki boru hattını çekmemiz lazım. Evet. Oksijen. Aynı zamanda moksiden birer tane daha yapalım. Bütün oksijen üretimimiz hep burada. Yani buraya bir şey olduğu anda zıçtık. Gayet güzel bir zıçtık olur. Aslında oksijen üretimini neden oraya koymak zorunda olayım ki? Yani gayet buraya da koyabiliriz ha. Boru hattı, enerji şeyi, hattı, hepsi gayet düzgün. 5 tane metal. Moksi sadece metal mi harcıyordu? Yani çok süper bir yer abi işte. Ondan daha güzel bir yer olamaz. Burada bir sürü şey var. Onlar yapılsın. Tamam. Bu yeni gelen elemanlar. Makine parçası diyorsun he. Kaç? 10 tane makine parçamız var. Aslında iyi bak. Buradaki çalışan sayısı arttığı için üretim de arttı. Hemen şeye bakayım. Makine parçası üretimi de harcaması. 0.9 harcanıyor. 4 üretim var.
Elektronikte az üretim var bu sefer de. Biri düşmüş. Neden? Bayağı bir adam çalışıyor burada. En kısa zamanda bu adamın gitmesi lazım. Yakıt üretimi zayıf. Şu. Yani günde 12 tane üretiyor. Demek ki yetmeyecek bu bize. Aha bu geldi. Üretimimiz kaç oldu şimdi? 1.9 mu? Döverim lan seni. 1.9 ne lan? Water production 13. Harcama 11. Anasını ya. 6 üretiyor. Bu da 6 üretiyor ya. Gene yetmiyor ya. Anca yetiyor daha doğrusu. Bak giderek azalıyor görüyor musunuz? Şimdi bunun menzilinde diğer iki su kaynağı da var. Oraları da hemen koyabiliriz. Makine parçası dediğim gibi çok hızlı biriktirmemiz lazım ki. Abi onda çok sıkıntı var ya. İkinci shift'i açalım artık. İkinci shift'i de açalım. Mümkün mertebe abi doldursunlar, çalıştırsınlar böyle. Evet, bir de metal çıkarma makinesi artık yapalım. Metal extractor. Hemen kabloyu çekelim. Ne yaptım ben? Kablo işte. Outside building mi? Hacı zaten outside building çekiyorsun. Tamam. We have a... Hadi ya. Diner. Diner. Bunu en önemli hale getir. Şunların önemini düşür. Oo, konkreti yok bunun. Bir tane çocuk gitti oraya zaten değil mi? Yazık, o da açlıktan ölecek. Residence Nursery. Tamam, burada bir kişi yaşıyor işte. Baksana, bir tane çocuğumuz var. Bu okul ne öğretecek acaba ona, merak ediyorum. Tamam. Çocuk ölmesin. Zaten bir tane çocuğumuz var. Konkret hala var da. Şu Genco'yu ben bir göndereyim, konkret getirsin burada. Doldur abi, doldur. Yeter ulan. Neyi çalışmıyor? Bu ne lan, bundan hiçbir çalışmıyor. Nasıl bir iştir ya? Ben bir şeyleri yanlış yapıyorum lan. Ciddiyim, yanlış yapıyorum bir şeyleri. Buralarda niye insan yok? O derece mi? Elektrik çektik. Oo, boşaldı mı bunlar? Aa, ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor lan. Gündüz oldu. Elektrik geri gelecek birazdan. Tamam hocam, şimdi sıkıntı yok ama. Hatta var hala. Aa, pozitife geçmeyecek mi? Eyvah eyvah. Hocam demek ki bundan da pardon. Bundan daha fazla koymamız lazım. Veya şunları, türbinlerin sayısını artırmamız lazım. Gecelerim bitiriyor bizi çünkü. Ama plant base'de mesela şeydi. Orada daldık mı? Evet, daldık. 4 tane daha yerleştirdim ama bu da yine metal şeyimizi, ihtiyacımızı arttırıyor. Şunlardan bir tane daha yapalım şuraya. Evet, ilk defa ikinciyi yapacağız. Nasıl yapalım? Şuradan başlatalım. Bu bir. Bu iki. Bu.
3 sanırım böyle olması lazımdı. 4 5 ve 6. Kabloda sadece şu ortaya bir tane çift tıklayarak bir tane nokta ekliyorsunuz. Tamam, bitti. Olay budur. Ya şimdi üretim burada çok olur ama depoya da ihtiyacımız olacak. Baksana 5 tane depoyu biz sömürdük gece. Aslında esas problem gece. O yüzden ben bunlardan daha çok koyalım diyorum. Çünkü şunun üretimine bakın. 5. Gündüz olmuş. Şunların üretimine bakın. Bunlar 10 üretiyorlar ama gündüz üretiyorlar. Gece üretemiyorlar doğal olarak. Ya bunların kapasitesini bir şekilde artırmamız lazım. Ya da bunlardan bol bol koyacağız. Bence bunlardan bol bol koymak daha mantıklı ama her türlü buna ihtiyacımız olacak. Tamam, şöyle iki tane daha koymuş olduk. Bilmiyorum da yeter mi? Bence yetmez ama. Şurada da çalışan yok. Ya ne oluyor lan? Bir dakika, bir inceleyelim abi. Sıkıntı nedir? Comfort 47'lere falan düştü. Comfort'u artırmak için ne yapabiliriz? Tamam, bunları seçmiş olduk. Bir kişi çalışıyor burada. Hiçbir yerde çalışan kimse yok abi. Herkes burada yatıyor mu yani şimdi? Bu hala aç mı? Genco, çocuk aç. Nerede bu çocuk? Aç mı şu an hala? Değil galiba ama. Yok lan, starving diyor. Hadi o zaman ben bunu şey yapayım. Dom'un tamamını iptal edelim. Çıksın buradan, gitsin ya. Hala orada aç aç geziyor. Aç aç oyun olur mu lan? Ben anlamadım ya, bu işi nasıl olacak bu iş? Ya yemek olayı nasıl olacak? Ben onu çözemedim şu anda. Yani bütün şeylerde mesela grocer, alışveriş aslında şey, hani yemek alışverişi. Diner, a fine dishes on Mars, now featuring new plastic tableware, falan filan vesaire. Roster falan, ne bileyim, koyalım diyeceğim ama yemek yok ki zaten. Peki toplamda yemeğimiz ne kadar? Zaten çok az yemek var. Şurada yemek depomuzda ne kadar? Hiçbir şey yok abi. Çocuk açlıktan ölecek. Çık oradan oğlum, çık. Bu ne alemde? Valla 35 üretimi yapacak neredeyse. 35 belki o civarda. Bugün gelecek 35 yemek. Ne bu? Depo mu sıkıntılı? Oğlum lan, burada boş depo var. Bu depo işareti değil mi? Hayo, malzeme eksik. Niye inactive workshop diyorsun ki? Malzeme eksik, rare metal yok. Tamam, rare metal yok ya, yapacak bir şey yok. 14 elektronimiz var. Valla çok sıkıntılı durumdayız ya, ben nasıl çözeceğiz bilmiyorum açıkçası. Bir de bazı şeyler garip gidiyor, anlamıyorum ya. Hadi çocuğum, çık şuradan. Çıkıyor değil mi? Oğlum çıksana şuradan. Yok ya, mal gibi ileri geri gidiyor ya.
nursery'e gitti. Nursery yemek kaynağı oluyor mu bunlara? Yani bunları boşuna yapmış olabilirim yani. Oğlum çık şuradan ya. Dur, bunu ben assign to building. He. Oldu mu acaba? Sanırım evet. En azından yemeğin olduğu yere git ya. Değil mi yani? E ne oldu? Açım demiyor artık. Hayırdır? Bu da gelmek üzere. Neyse, bunu ben bırakayım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde aynen devam edelim inşallah. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.